start enjoying everyday life. Dünyadaki tavizlere boyun eğmeyin. Herkes taviz veriyor diye siz de taviz vermeyin. Yapmayın. Hayatınızda mükemmelliğin ardından gitmeyi öğrenin. Az sonra hayattan keyif alın da. Yüreğinizi araştırın ve kendinize sorun. Ben ne istiyorum? Ne istiyorum? Sonra da tüm yüreğinizle onun ardından gidin. Ama her şeyi isteyemeyeceğinizi fark edin. Tanrı'nın sizin için hazırladığını keşfetmeniz ve kendinizi buna vermeniz gerek. Her şeyden önce mükemmel bir kutsal kitap öğretmeni olmak istiyorum. Bunu yapacağım ve bununla Tanrı'yı yüceltmek istiyorum. İnsanlara yardım etmek istiyorum. Hem de radikal bir şekilde onlara yardım etmek istiyorum. Bugünkü gibi kutsal ruhun nasıl işlediğini görmenin benim için ne kadar anlamlı olduğunu bilemezsiniz. Biliyor musunuz? Kimse bunları uyduramaz. Kimse bunları uyduramaz. Tanrı'nın, Mesih'in, onun onayının bir işareti olduğunu düşünüyorum. Sanki Tanrı, ben de bu toplantıyı beğendim diyor. Burada olanlar hoşuma gitti. Evet, evet, Tanrı burada. Ama toplantılarda olanların kendi hayatımızı nasıl yaşadığımızla bağlantılı olduğuna inanıyorum. Özel hayatımın tüm hizmetimi etkilemediğini söylemek aptallıktır. Evet, böyledir. Kusura bakmayın ama aptallıktır. Romalılar 8'e bakın. Özelde yaptığımız her şeyi insanlar önünde yaptıklarımızı etkiler. Özel hayatınızda yanlış şeyler yapıyorsanız karakterinizde bir yanlışlık var. Ve orada yanlışlık varsa bu insanlar önünde de gözükecek. Bugün yüreğinizde değişecekleri ancak Tanrı bilir ama inanıyorum ki kutsal ruh insanları hayatlarında düzeltmeleri gereken şeyler konusunda ikna ediyor. Bu konularda ikna olmak kötü değildir. Hamdolsun ki mahkumiyet yoktur ama bunları görmek, ikna olmak iyidir. Kaçınız bol sevgi aldığını hissediyor? Rab biraz da şu kişiyi sevse diye düşünüyor. Tembellikten ve vasatlıktan özgür olup yetkinliğe doğru ilerlemek istiyorsanız benliğe uymayı bırakmanız gerek. Çünkü sizin benliğiniz size, benim benliğim de bana baskı uygular. Doyduğunuzda benliğiniz size biraz daha yeder. Doyduğumda durmaya çalışıyorum artık. Patlayacak gibi olduğumda değil, doyduğumu hissettiğimde duruyorum. Çünkü patlayacakmış gibi olmak hissini hiç sevmiyorum. Bu konuda sadece bir şey yapabilirim. Fazla yememeliyim. Bugün öğle yemeğinde kesediya ve salata istedim. Salatanın yarısını yedim, sonra da kesediyaları getirdiler ama aslında doymuştum. Bir tane yemek istiyordum ve yedim. Harikaydı. Yoğurt ve peynirle harikaydı. 3 tane daha vardı orada ve dedim ki ay bir tane daha istiyorum. Ben şu duayı çok ediyorum. Rab, ayartılmama izin ver. Ayartılmama izin verme. Çünkü bu iyi bir dua. Ayartılar karşımıza çıkacak. Öğlen toktum ama benliğim diyordu ki biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha ye. Benliği tatmin edemezsiniz. Ne kadar paranız olursa olsun fazlasını ister. Ne kadar giyinikseniz daha fazlasını ister. Eviniz ne olursa olsun daha fazlasını ister. Daha, 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 daha. Ama fazla her zaman iyi değildir.
Romalılar 8-8, benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Genişletilmiş çeviride, bedensel doğalarını tatmin etmeye çalışanlar diyor. Bu çeviri çok hoşuma gidiyor çünkü bir şeyi tatmin etmeye çalıştığınızda ne olduğunu biliriz. Hepimiz tatmin edilmeyi isteriz. Birisi bize hizmet ettiğinde bizi tatmin etmesini isteriz. Şunu getir, bunu götür, biraz su getir, çay getir, şundan da koy. Herkes sizi tatmin etmek için koşuşturuyor ama faturayı da ödüyorsunuz. Sonunda mutlaka hesap ödenecek. 9. ayet. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil, ruhun denetimindesiniz. Bu devamlı ruhla dolusunuz olduğu anlamına gelmez. Gündelik olarak kutsal ruhun denetiminde, yönlendirişinde yaşadığınız anlamına da gelmez. Elinizde bir şey olup yine de onu kullanmayabilirsiniz. Çünkü kutsal ruh bir centilmendir. Kimseyi doğru olanı yapması için zorlamayacaktır. Bizi yönlendirir, dürter ama kutsal ruhun bu yönlendirişine itaat etmemiz gerek. Genişletilmiş çeviride bu kelime geçer. Kutsal ruh bizi dürter der. Kutsal ruhun dürtmelerinin ardından gidin. Dürtmek kelimesinin anlamına bakarsanız bilgi sunmak, hatırlatmak ya da suflörlük yapmak anlamlarına geldiğini görürsünüz. Bunu anlayabiliyorum çünkü yıllar önce hizmete başladığımda kaset sürelerini aşmak benim için sorundu. 60 dakikalık kasetlerimiz vardı ve ben hep süreyi aşardım. Bu da insanların sinirini bozardı. Çünkü kasetin sonunda uçurumun kenarından düşmüş gibi olurlardı. Durmam gerektiğinde durmak konusunda kendimi disiplin etmeliydim. Hatırlatma kartları tutarlardı. 15 dakika, 5 dakika, 3, 2. Durmadan bilgi veriyorlardı. Beni uyarıyorlardı, hatırlatıyorlardı. Ama benim yine de karar vermem gerekiyordu. Bazen vaaz ettiğim konu hakkında öylesine heyecanlı olurdum ki, boş ver, devam edeceğim derdim. Kaset işini sonra düşünürüz derdim. Ama bu doğru değildi. Kaçınız ne dediğimi anlıyor? Kutsal ruh bize hatırlatır. Kutsal ruh kaç defa sus artık der. Ya da bunu söylemesen daha iyi olur der. Dev ne zaman yanlış bir şey yapsa ben gidip onu düzeltmeye çalışmak isterim. Ama artık hamdolsun bunu yapmıyorum. Harika bir şey değil mi? Ne keşfettim biliyor musun? Artık Rab hallediyor. Rab hallediyor. Tanrı diyor ki sen istediğin kadar uğraş, kurcala. Yorulduğunda bana haber ver, ben işlemeye başlarım. Çünkü güçle, kuvvetle değil ancak benim ruhumla başaracaksın diyor Rab. Amin. Canınız bir şey yapmak istiyor diye onu yapamazsınız. Bir şey yapmak istemeniz onu yapabileceğiniz anlamına gelmez. Duygularınızdan daha derin yaşamalısınız. O yüzeydeki duygulardan derin yaşamalısınız. Benliği tatmin etmeyi kesin. Doğruyu yapmaya başladığınızda hemen bir günde değişiklik görmeyeceksiniz. Bu olamaz. Değişme kararı verdiğinizde, mesela bu hafta sonu, hayatınızda bazı alanlar fark ettiyseniz ve tamam Rab değişmek istiyorum, sorumluluk alıyorum diyorsanız, artık doğruyu yapacağım diyorsanız, ama sizi şimdiden uyarıyorum, hemen bir günde bir değişiklik ya da başarı görmeyeceksiniz. Sadık kalmak zorundasınız. Tanrı görmek istiyor. Ciddi misiniz yoksa bu öylesine bir dönem mi? Yeryüzü durdukça ekim, zaman ve biçim olacaktır. Buna yeni bir şekilde bakın. Yeryüzü durdukça ekim, zaman ve biçim olacaktır. Sadece ekim ve biçim değil. Ekim, tohumunuzu ekersiniz. Zaman geçer, hasat biçersiniz.
Bu süre boyunca doğru olanı yapmaya devam edersiniz, doğru olanı yaparsınız. Bu yüzden kutsal kitap diyor ki, iyilik yapmaktan usanmayın, gevşemezseniz mevsiminde biçeceksiniz. Ama bir şart var, eğer yaparsanız. Bu önemli bir konu. Gevşemezseniz biçersiniz. Tanrı'ya en azından iblise verdiğiniz kadar zaman verin. Bu karmaşaya girmek için iblise 30 yıl verdiyseniz çıkmak için de 30 yıl adamanız gerek. Bu kadar uzun değil, azar azar bir gelişme göreceksiniz. Tanrı'ya geldiğinizde bir yolculuğa başlarsınız. Yavaş yavaş. Evet, bu bir yolculuktur. Bunu bilmeniz gerekiyor. İbraniler 12 der ki, İsa önüne konan ödülün sevinci sayesinde çarmıha katlanabildi. 1. Samuel 17'de Davut hakkında söyledikleri çok güzel. Diyor ki, Davut Goliat'la savaşmak için ilerledi. Belki bazı şeyler karşınızda duruyor. Diyorsunuz ki, ben bu konuda ikna oldum. Şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım, şunları yapmalıyım. Hepsi fazla gelebilir ama kaçmayın, ilerlemeye devam edin. Goliat'ı alt edebileceğinize inanın. Tanrı yanınızda, korkmanıza gerek yok. Tanrı sizden bir şey isterse bunu yapmanıza yardım edecektir. Mükemmelliğe çağrılmış insanlarız biz. Tembelliğe çağrılmadık. 2. Petrus 1'e bakın. Mükemmelliğe çağrıldık. Hayatımdaki çağrı bu. Hayatınızdaki çağrı bu. Mükemmel olmamız Tanrı'nın isteğiydi. Mükemmel olmak ne demek? Fazladan bin adımı yürümek demek, aşmak demek. Yapmanız gerekenden fazlasını yapmak demek. Mükemmelliğe çağırın. 2. Petrus 1:3. Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. Burada erdem yerine mükemmellik de diyebiliriz. Yüceliğe çağrıldık. Kilisede yücelik kelimesini çok fazla duyarız. Yücelik hakkında ilahiler söyleriz. Tanrı'nın yüceliği buradadır deriz. Yücelik demek, Tanrı'nın tüm mükemmelliğinin görülebileceği şekilde ortaya çıkartılması, açıklanması demektir. Bu demektir. Hoşuma gidiyor. Tanrı'nın yüceliği burada dediğimizde Tanrı burada demek istiyoruz. O mükemmel bir şey, sıra dışı bir şey yapmakta. Tanrı gücünü göstermekte. Yüceliğini açıklamakta. Size bir şey söyleyeyim, bu harika bir şey. Ölü bir kilise toplantısında bulundunuz mu? Kesinlikle bunu tercih ederim. Hem de kesinlikle. Bu yücelikte yaşamaya çağrıldık. Biz onun yüceliğine ve mükemmelliğine çağrıldık. Yeşaya 60'ta Rabbin yüceliği üzerine doğuyor derken ne demek istiyor? Hadi söyleyin. Onun mükemmelliği üzerine doğuyor. Evet öyle. Burada söylediği şey çok güzel. Kendi yüceliği ve erdemine çağırın. Bizim değil, onun yüceliği. 1. Petrus 2:9'a bakalım. 9. ayet. Haleluya. Tanrı'nın sözü ne harika değil mi? Vaaz verdiğim için öyle mutluyum ki, çünkü hep sözü çalışabiliyorum. Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Nasıl sıradan olduğunuzu söyleyebilirsiniz? Hayır. Biz seçildik.
Kraliyet ailesindeniz en yüce Tanrı'nın kahinleri ve krallarıyız. Tanrı'nın eviyiz, baba, oğul ve kutsal ruh içimizde. Bedenleriniz Tanrı'nın tapınağıdır, kutsal tapınağı. Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Duyurmak için gündelik hayatımızda neler duyuruyoruz? Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Başka bir çeviriye göre Tanrı'nın mükemmelliğini duyurmak için seçildiniz diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin tutumunuz mükemmel olmalı. Mükemmel davranışlar sergilemelisiniz. Geçenlerde ben bir kafeye kahve almak için girdim. O sırada Dave dışarıda park yeri arıyordu kendini. Bunu anlatabilir miyim? Sadece emin olmak istedim. Benimle bir konuda dua etmeni istiyorum dedi. Tamam dedim, ne oldu? Bir araba park yerinden çıkıyordu ya da onun çıkmasını bekliyordum. Ama araba çıkınca benim önümü kesti ve başkası girdi. Bu kaçınıza oldu? Evet. Dave bu konularda sabırlı değildir ve bir şey der. Kornaya basmış. Ve adama şöyle söylemiş. Siz biliyor musunuz acaba ben ne kadar zamandır orayı bekliyordum? Kendimi çok kötü hissediyorum dedi. Tanrı'yı hoşnut etmediğini düşünüyorum. Artık bunu yapmak istemiyorum. Benimle birlikte dua et. İlk defa onun böyle bir şey söylediğini duydum. Yani bu kocaman bir adımdı. Onu çok ikaz etmiştim. Ama Tanrı'nın ikazı eşinizin ikazından farklı oluyor. Amin. Tanrı'dan tek bir söz başkasının bir ömürlük konuşmasından çok şey başarabiliyor. Bu demek değildir ki hiçbir zaman birisiyle oturup davranışlarıyla ilgili konuşamayız. Ama biz bazen Kutsal Ruh Junior olmaya çalışırız. Öyle değil mi? Böyle yapmamalısın. Böyle davranmamalısın. Bunu dememelisin. Kutsal kitap diyor ki. Amin. Birisi yanlış bir şey yaptığında gerçekten sessiz kalabilirsek o sessizlik çok şey anlatabilir bize. Sessizlik yüksek sesli olabilir. Amin. Çoğu zaman Rab'la konuşmaya çalışırken biz çene çalıyoruz sadece. Hadi ama anlatmaya çalışıyor. Benliğimiz bir şeyler konuşmak istiyor. Kutsal Ruh Dave'i mükemmel bir tavır sergilemediği konusunda ikna ediyordu. Şimdi ben size soruyorum. Haçlı kolyeyi takıp sonra insanlara bağırıp çağırmak acaba nasıl bir tanıklık oluyor? Amin. Tanrı hep beni uyarır. Tanrı mükemmel olmamızı ister. Mükemmel bir insan bir dükkanda gezerken bir giysiyi yanlışlıkla askıdan düşürürse onu alıp geri koyar. Gerçekten mükemmelseniz düşürmediklerinizi de alırsınız. Tanrı benim dükkanlarda böyle temizlik yapmamı istemeye başladığında pek sevinmedim. Temizliğe gitmemiştim ben, alışverişe gitmiştim. Bir gün Rab bana dedi ki, sen başkasının dağıttıklarını toplarsan bir gün sana senin dağıttıklarını toplayacak birini ver. Artık tam zamanlı bir yardımcım var evde. Neredeyse hiç ev işi yapmıyorum. Kıskançlık yapmayın ama. Çalışmak için zamanım olduğu ve bu vaazları hazırlamaya zamanım olduğu için tezahürat yapıyorum. Rab benimle konuşmaya başladığında ben bunu yapmayacağım. Ben dağıtmadım ki deseydim Tanrı'yı dinlememiş olurdum ve bugünkü yardıma sahip olmazdım. Rab bu tür şeyleri kimlere söylemeye çalışıyor ama onlar dinlemiyorlar acaba?
Güzel vaaz değil mi? Mükemmel tutumlarımız olsun istiyorum. Duyurmak. Mükemmellik duyurun. 1. Petrus 2.9'a bir daha bakın. Anladığınızdan emin olmak istiyorum. Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini, mükemmelliğini duyurmak için seçildiniz. İşteki herkes patronunuzla ilgili dedikodu yaparken katılmayın. Birisi açık bir espri yaptığında gülmeyin. Ne diyeceğini tahmin edebiliyorsanız onu öncesinden susturun. Birisi bir espri yapacaksa ve o kişiyi tanımıyorsa, ona sorarım. Uygunsuz bir şey mi? Öyleyse duymak istemiyorum. Daniel'e bakın. Daniel'den bahsetmeden mükemmellikten bahsedilemez. En azından benim için böyle. Eğer Daniel'e bakmazsak çok şey kaçırıyor olurduk. Daniel kutsal kitabın sayfalarında kaybolan kişilerden değil. Para sevgisi yüzünden. Cüzzam olan Gehazi gibi değil. Daniel çok seçim yapması gereken biriydi. Tutumlarını seçmesi gerekiyordu. Nasıl davranacağını seçti. Daniel 1.8'de diyor ki, Daniel dinsel açıdan kendini kirletmek istemedi. Daniel krala hizmet etmesi için onun sarayına getirilen ve eğitilen bir gençti, Tanrı adamıydı. Ve onun arkadaşları da Tanrı adamlarıydı. Tanrı adamlarının tanrısal arkadaşları olmalıdır. Çünkü arkadaşlarımız bizi çok etkiler. Üzüm üzüme baka baka karar. Ve etrafınızdakilere benzeyeceğiniz büyük bir olasılıktır. Kimin etrafında olduğunuza dikkat edin. Onlarda olanı istemediğiniz insanların etrafındaysanız o zaman Tanrı'nın sizi korumasını istemelisiniz. Ve onlara yüreğinizi açmamalısınız. Onların etrafında olmak zorundaysanız onlarla olun ama zorunda olmadığınızda onlarla olmamayı seçin. Kötü olan herkesten uzak duramayız. Ama bu insanlarla dost olmak zorunda da değiliz. Thank you.